Yok, müdahale edebilir, yönetmen yardımcısı. İstediği zaman gelip konuşabilir. Aynı zamanda psikologumuz. Evet. Yani kestirdiğiniz zaman anlatabilirsin. Tamam. Yandınız, özellikle Kazım. Evet, vay vay vay, bakın kim gelmiş. Aziz'in İmam Vasilyevich. Ne istiyorsunuz, bebeğim gelmiş. Vay vay vay, bakın kim gelmiş. İmam Vasilyevich. Vasilyevich, bu ne sürpriz, koca bir şey lan, nasılsınız? Fena değil. Ya siz? İdare edip gidiyoruz. Lütfen oturun. Biliyor musunuz? Komşularınızı unuttunuz Aziz dostum. Görüşmeyeli çok oldu. Niye bugün resimlisiniz böyle? Frak, eldiven ve daha bir sürü. Cenazen mi var oğlum? Yoksa bir yere mi gidiyorsunuz? Sen şu an dediği zaman sonra geleceksin. Oturabilirsin. Hiçbir yere. Yani buraya gidiyorum. Şey, geldim. Sadece sizi görmeye Aziz. Safas, Safan Hoca. Öyleyse niye resmi? Hocam şu oğlum. Şimdi yılbaşı değil ki. Ve daha bir sürü. Şey, yani onun gibi. Buraya Aziz'in Safas, Safan Hoca sizi bir rica itiraz etmeye geldim. Birkaç defa yoldu çok kere. Hatta daha fazla. Sizden yardım... Yardımınızı rağmen etmiş ve yardımınıza nail olmak. Nasıl desem? Şeriflerinize bahşetmiştiniz. Yani şey, ihsan etmiş. Evet. Özür dilerim. Her şey dolaştı ölmüyor. Bir bardak su lütfeder misiniz? Stefan, Stefan Bey. Parası değil. Abalık. Size ne gibi yardım bulunabilirim Aziz dostum? Evet, bakın. Azizim Stefan Bey. Affedersiniz, yani Stefan, Aziz'in Moritz. Hayır, yani her şeyi karıştırıyorum gördüğünüz üzere. Sözün kısası bana yardım edebilecek tek insan sizsiniz. Tabiatı yıldırıma layık değilim. Üstelik sizden bunu beklemeye hakkım da yok. Ve bunlara da... Lafı dolaştırıp durmayın, atın açık ortaya. Bir dakika, yani şimdi derhal. Gerçek şu ki, buraya elini istemeye geldim. Yani kızınız Natalya Stefanovna'nın, ben onunla evlenmek istiyorum. Hey Allah, İmam Vasilyevich, cidden söyleyeyim bakayım. Kızınızın desteği istivacına. Siz bir harikasınız. Mümkün olduğunu bir sürü ortamda daha bir sürü. Evet, gerçek bu. Yıllardır hep bunu düşünüyordum. Nihayet rüyalarım hakikat oldu. Ve bilirsiniz, ben size hep kendi oğlumun gözüyle bakardım. Allah ikinizi de huzur, saadet ve daha bir sürü insan etsin. Hep bunu isterdim. Hay Allah, niye böyle aptallaştım? Çünkü senin işinden ne yapacağımı şaşırdım. Evet, şaşırdım. Oh, bütün kalbimle. Ben gidip Natalya'ya gideyim ve daha bir sürü. Azizim Stefan Stefanovic, acaba kabul edecekler mi dersiniz? Ne demek? Elbet eski dostum. Hay Allah. Ya razı olmazsa. Sizin için deli oluyor. Ey Allah'ım, hem nazgın bir kedi gibi. Ve daha bir sürü. Şimdi dönerim. Allah'ım ne soğuk. Bir kaz gibi titriyorum. Sanki imtihanı geleceğim. Önemli olan aklımı başımı toplayıp bu fikre razı etmek kendim. Eğer durmadan düşünür, tereddüt eder, ince eder, sık dokursam, ideal veya gerçek aşkı beklersem ömrüm boyu evlenemem. Alma soğuk. Natalya Stefan'la mükemmel bir yakın. Aynı öyle Stefan'la olmaz. İşte değil. Aynı öyle. Tamam. Orada yazıldı gidiyor. Çirkin sayılmaz. İyi bir tavsiye de var. Daha ne istedim? Hiç. Ama sinirliyim ha. Kulaklarım çınlıyor. Hemcanım tam evlenecek çağdayım. Yaş 35. Kritik bir yaş. Artık durup oturmadım. Düzenli bir hayat sürüyorum. Ayrıca durmadan çarpıntılara vuruyor. Sinirlerim berbat. Derhal heyecanlanıyorum. Buyurun bakalım. İşte dudaklarım titriyor. Gözüm seyrediyor. En korkuncu geceler. Uyku. Efendim. Efendim yatağa girelim. Tam uyuyacağım. Birden içime bir şey düşer. İlkin başını zonklar. Sonra omuzlarım sızlar. Deli gibi yataktan fırlayıp bunlardan kurtulmaya çalışırdım. Sonra tekrar yatağa uzanır. Tekrar uyumayı denir. Ama ne mümkün. Tam içime gelin bir şey düşer. Ve bu böylece belki 20 kere belki... Oh, demek yalnız siz varsınız. Halbuki babacığım içeri gitti, bir tüccar gelmiş, Dicle'yi gösterecek dedi. Neyse, nasılsınız İvan Vasilyevich? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Aziz Natalya, Stefanovna. Kıyafetim kusuruma bakmayın. Böyle öldükle çıktım karşınıza. Ne oldu, beni gördük de. Çoktan da görünmüyordunuz. Lütfen oturun. Bir şeyler yemek ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. O halde isterseniz sigara içebilirsiniz. Hava da bugün çok güzel. Ama dün çok yağışlı. Yanaşmalar çalışmadı. Siz ne kadar ot kaldırdınız ambara? Ben aç gözlü gelip hepsini pişirdim. Ama şimdi içim pek rahat değil. Yağmur belki iyi gelirdi değil mi? Beklemeliydim. Fakat siz niye böyle resmi giymişsiniz? Yoksa baba falan mı var? Tabiatıyla çok yakışmış olduğunu söylemeliyim ama söylesenize. Niye böyle giyindiniz? Şey, görüyorsunuz sizin Natalya'sını falan. Gerçek şu ki buraya sizden şey, bakın dinleyeyim mi? Tabii sizin için muhtemelen bir sürpriz olacak ve belki de kızacaksınız. Fakat hey Allah, anlamı da soğuk burası be. Evet, ne demek istiyorsunuz? Evet. Kısaca anlatmaya çalışacağım.
Efendim biliyorsunuz Aziz Natalya. Sizleri çocukluğumdan beri hatta nasıl derler tanımak şerefine nail oldum ailenize. Malını, mülkünü bana miras bırakan müteffefa alan yeniştem ki biliyorsunuz babanıza ve müteffefa annenize derin bir saygı duyarlardı. Lomoflar, Çubukoflar daima birbirine dost durdu. Hatta kabaydılar da diyebilirsiniz. Ve tabiatıyla biliyorsunuz tarlalarımız yan yanadır. Hatta benim öküz şehri... Sözünüzü kesmekten nefret ederim ama azizim İvan Vasilyevich. Yanılmıyorsam benim öküz şehri dediniz. O yerin gerçekten sizin olduğundan emin misiniz? Elbette, eminim. Ne demek eminim? Orası sizin değil, bizim. Oh, hayır azizim Natalya, orası benimdir. Hay Allah, bir yaşıma daha girdim. Bu fikri nereden aldınız? Neden? Bakın, ben sizin kayınağaçlarıyla bataklığın arasına kama gibi girmiş olan öküz şehrinden söz ediyorum. Evet, muhakkak. Ama orası bizimdir. Oh, hayır, yanılıyorsunuz azizim Natalya. Oraları bizimdir. Bana bakın İvan Vasilyevich. Oraları ne zamandan beri sizin? Ne zamandan beri mi? Bildim bileyim. Oh, herhalde buna inanmamı istemezsiniz. Fakat bu gerçeği vasiyetnamede görebilirsiniz Aziz Natalya. Şüphesiz bir zamanda oralar davalıydı. Ama herkes de bilir ki benimdir. Münakaşa edilecek hiçbir yönü yok bunun. Eskiden halamın nenesi, babanızın dedesinin köylerini şöyle kullansınlar diye vermişler. Onlar da bir zaman sonra kendi mallarıymış gibi davranmaya başlamışlar. Fakat gerçek şu ki... Bunların konumuza ilgisi yok. Beni dedem de dedemin dedesi de tarihlerinin batanlığa kadar uzandıklarını söylerlerdi ki bu da öküz çayırının benim olduğunu tam bir delildir. Münakaşa edilecek hiçbir yönü yok. Çok saçma olarak zaten. Fakat vasiyetnameyi bir gün gösterebilirim Natalya. Siz beni alay ediyorsunuz. Hey Allah'ım, bu topraklar yüzyıldır bize ait. Oysa siz tutup bir tane de bize ait olmadığını söylüyorsunuz. Neniz var İvan Vasilyevich? Bu 15 dönümlük değeri 300 ruble bile olmayan tarihin sözü edilemez şüphesiz. Ama haksızlığa katlanamıyorum. Evet, katlanamıyorum haksızlığa. Fakat beni dinlemelisiniz mutlaka. Babanızın dedesinin köylüleri tuğla pişirmek istemişler halamın nenesine. Halamın nenesi de iyilik olsun diye. Bütün bu söyledikleriniz, bu halalar, dedeler, nineler falan filan hep saçma. Çayır bizimdir. Bu konuda söyleyecek söz bu kadar. Hayır, benimdir. Bizimdir. Bu konuda 2000 lira etseniz de 15 lira kuşanıp 20 çift geri verdiyseniz de orası bizimdir. Bizimdir, bizimdir. Natalya Stefanova, ben çayır istemiyorum. Ben sadece prensip üzerinde duruyorum. Eğer istiyorsanız orasını size verebilirim. Size asıl ben verebilirim. Çünkü orası bizimdir. Bu konuda söyleyecek söz bu kadar. Fakat şunu da söyleyebilirim ki azizim İvan Vasilyevich, davranışınız çok özel. Şu ana kadar size iyi bir komşu, hatta dost bilirdik. Nitekim geçen gün size harman makinemizi vermiştik de bizim buğdayı kızıma kadar içeri alınmamıştı. Şimdi de kalkmış çingenelere darmadan mı darmadıyorsunuz bize? Benim toprağımı bana vermek, işte bakın buna komşuluk denmez, arsızlık denir. Lütfen, tam manasıyla. Ya demek siz beni zorbasın diyorsunuz ha? Buraya bakın Sayın Bayan. Ben şimdiye kadar kimsenin toprağını zorla almadım. Kimse de şu anda böyle bir halt ettiğimi söyleyemez. Öküz şehri benimdir. Yalan, bizimdir. Benim. Yalan. Size bizim olduğunu ispat edeceğim. Orakçılarımıza göndereceğim şimdi oraya. Anlamadım. Orakçılarımı göndereceğim bugün oraya. Tekmeyle kovarım. Sıkıysa, cesaretiniz varsa. Öküz şehri benimdir. Anlıyor musunuz? Benim. Lütfen bağırmayın. Evinizde istediğiniz gibi bağırabilirsiniz ama burada kendinize hakim olun. Eğer kalbim böylesine çarpmasaydı, eğer kan tıklama çıkmasaydı, sizinle böyle yumuşacık efendi konuşmazdım. Öküz çiğeri benimdir. İzim. Benim. İzim. Benim. Ne oluyor burada? Ne diye bağırıyorsunuz? Babacığım lütfen bu cemkine söyler misiniz? Öküz çiğeri kimindir? Onun mu? İzim mi? Tabiatıyla bizim. Hocamış arkadaşım. Nasıl sizin olabilir azizim Stefanovic? İnsaf edin. Belki hanımın dediğiniz oraya dediğinizin köylülüğüne vermiş olabilir. Ve onlar da çiğeri kendime alıp sevebilirler ama... Hayır, aziz oğlum. Bir nokta unutuyorsunuz. Siz bu hükmü köylülerin para vermemesinden boruyorsunuz. Halanızın iyisini ve daha bir süre. Ama çek davalıydı o zamanlar. Sonra da bile. Sonra yoluna girdi her şey. Bilhassa herkes bilir ki çayır bizimdir. Orasının bana ait olduğunu ispat edebilirim. Siz hiçbir şey ispat edemezsiniz, hocamış oğlum. Edebilirim. Ben siz delikanlı. Ne diye öyle bağırıyorsunuz? Bağırmak için hiçbir şey ispat edemezsiniz. Bana bakın, benim hiçbir şeyinizde gözüm yok. Ama bana ait olan bir şeyi size bırakacak değilim. Hem neden bırakayım? Kaldı ki siz bu konuda münakaşaya devam ederseniz, ben bunu derhal köylüye veririm. İşte o kadar. İşte o kadar değil. Başkasının malı, başkasının adına hakkını kimden aldınız? Bu hakka sahip olmadığımı ben bilirim. Belki şunu da kafanıza soksun sayın genç adam. Çünkü kraliçenin bu konuda konuşulmasına alışık değil. Ve daha bir sürü. Ayrıca ben sayın genç adam sizden iki kat daha yaşlıyım. Ve sizden benimle böylesine konuşmamanızı rica ediyorum. Ve daha bir sürü.
26 sayfası mı sanırım? Sıralı değil bunlar. Beni aptal mı sanıyorsunuz? Önce malıma sahip çıktınız, sonra da sakin ve nazik olmamı bekliyorsunuz. İyi bir komşu böyle davranmaz Stepan Stepanoviç. Siz bir komşu değil, zorbasınız. Neydi o? Ne dediniz bakayım? Babacığım, Orapçıları da Erhan Çayı'yla gönder. Ne söylemiştiniz beyefendi? Öküz Çayı'yla bizimdir ve asla bırakacak değiliz. Asla, asla, asla. Görürüz. Mahkemeye vereceğim sizi. Göstereceğim size. Mahkemeye mi vereceksiniz? Pekala, verin bakalım mahkemeye. Ve daha bir sürü. Ben zaten bilirim sizin mahkemeye vermekte fırsat kolluyorsunuz. Ve daha bir sürü. Vesaire. Sizi düzenbaz şöhret sizi. Bütün soyunuz böyleydi zaten. Topunuz. Soyumu bu işe karıştırmayın. Lomoflar daima namuslu ve asildir. Hiçbiri dediğimiz gibi emanete hıyanet etmedi. Lomofların hepsi de zır delidir. Topu birden. Topu birden. Dedeniz bir ay yaştı. Sonra o mimarla kaçan öteki halınızdan ne haber? Ve daha bir sürü. Ve bir sürü. Sizin ananızda kan vurdu. Ah, kalbim çarpıyor. Başım dönüyor. İmdat, su. Babanız su katılmamış bir kumarbazdı. Halınızda skandallar kraliçesiydi. Sol ayağıma ilme indi. Siz fesatsınız. Ah, kalbim. Herkes biliyor, son seçimlerde çevirdiğiniz yıldızlar uçuyor etrafımda. Nerede şapkam? Aşağılık çirkef. İki yüzlü çirkef. İşte şapkam. Ah, kalbim. Kapı nerede? Nasıl çıkarım buradan? Ah, galiba ölüyorum. Ayaklarım dolanıyor. Bir daha evime ayak basayım deme sakın. Git bakalım mahkemeye. Görüşürüz. Şeytan alsın. Hapis. Hep böyle bir vakadan sonra insan nasıl olur da komşularına güvenebilir? Alçak, bostan korkulu. Tam bir canavar. Önce toprağımızı çalmak istedi, sonra da sana bağırıp çağırdı. Evet, bu şalgam, bu aptal tom kalkmış bir de teklifte bulunuyor. Hem de ne teklifi? Ne teklifi? Ne teklifi olacak sana, evlenme teklifi? Evlenme teklifi mi? Bana. Neden daha önce söylemedin bunu bana? İşte bu yüzden o resmi kılığa bürünmüş, o dondurulmuş bumbar, o kurutulmuş lahana. Bana evlenme teklifi. Çağır onu. Getir buraya. Çağır onu. Kimi getireyim, kimi çağırayım? Çabuk çabuk, hastalanıyorum. Getir onu. Neden? Ne oldu sana? Kendimi vuracağım. Asacağım kendimi. Kızı kısmetinden ettim. Ölüyorum. Getir onu. Peki, peki şimdi. Yalnız bağırma. Ne yaptılar bana? Bulun onu. Getirin geriye. Getirin buraya. Geliyor yılan ve daha bir sürü. Of, sen konuş onunla. Benim konuşacak halim yok. Getirin onu buraya. Getirin onu buraya. Geliyor dedim sana. Oh Allah'ım, ne zormuş yetişkin kız babası olmak. Yemin ederim, yemin ederim bir gün gırtlağımı keseceğim. Yemin ederim. Adamı ilendik, hakaret ettik, sövdük, dışarı attık. Şimdi de bütün suç senin. Benim mi? Bütün suç senin nasıl? Benim mi? Ne demek istiyorsun? Suçse sen konuş. Bu ne çarpıntı? Ah kalbim, ayaklarım tamamen uyuştu. Böğrümü bir şeyler didikliyor. Bizi bağışlayın İmam Vasilyeviç. Fazla sinirliydik. Öküz çayırı sizindir. Kalbim çok fena çarpıyor. Çayırım, kirpiklerim ikisi birden seyiriyor. Evet, çayır tamamen sizindir. Evet, sizin. Lütfen oturun. Şüphesiz tamamen yanıldık. Benim münakaşam prensipten ötürü. Yoksa çayırın önemi yok benim için. Sadece prensip. Evet tabii, prensip. Evet, esas konu bu. Fakat başka şeylerden söz edelim artık. Ayrıca elimde delil de var. Bakın, halamın ninesi bu çayırı sizin babanızın dedesine. Evet, evet, evet. Unutalım artık bunları. Onun ne söyleyeceğini bilsem. Yakında ava çıkacak mısınız? Harmandan sonra kekik avına çıkacağım. Fakat, ah azizem, bilmem başıma gelenleri duydunuz mu? Köpeğimi okuyabilirsiniz değil mi? Hah, şimdi topallıyor. Çok yazık, neden? Bilmem. Ya ayağını burktu ya da kavga falan etti. En iyi köpeğim. Verdiğim parayı bir bilseniz, Mironov'a 125 rubl ödedim onun için. Çok vermişsiniz İvan Vasilyeviç. Bilakis az bile, harika bir köpek. Fakat babam, Oktan çok daha iyi olan yay için sadece 80-85 rubl verdim. Yay mı? Oktan daha iyi. Yay mı Oktan daha iyi? Laf mı bu şimdi? Yay Oktan daha iyi. Tabii iyidir. Şüphesiz henüz genç ama görünüş ve soy bakımından. Volçanovski'de bile yoktur öylesi. Affedersiniz Nadarda Stepanovna. Onun çarpık suratlı olduğunu unutuyorsunuz. Bu tip köpekler iyi avlanamazlar. Yani demek çarpık suratlı bir yaşıma daha geliyor. İnanın alt çenesi üst çenesinden daha kısadır. Ölçtünüz mü bari? Evet, şüphesiz. Önce bizim yay asildir. Soyu üstüne de yoktur. Donanımla kuşanımın yavrusudur. Sizin ucubenin ise soyu sopu yoktur. Tütçü beygiri gibi yaşlı ve yıpranmıştır. Yaşlı olabilir ama onu beş şeye değişmem. Nasıl münakaşa edebiliyorsunuz? Bu konuda anlamıyorum.
Ok tam bir köpektir. Yay ise gülünç. Kime baksanız bir yayı vardır. Her çalının altında bulabilirsiniz. O tip köpeklere 25 ruble verseniz bile aldanmış olursunuz. Bugün sizi şeytan çarpmış İvan Vasilyeviç. Her şeyde bir terslik çıkarıyorsunuz. Önce çayırın kendi malınız olduğunu söylediniz. Şimdi de ok yaydan iyidir diyorsunuz. İnsan ne söylediğini bilmeli. Ayrıca siz de pekala biliyorsunuz ki yay oktan 100 defa daha iyidir. Neden aksini söylüyorsunuz? Bakıyorum beni ya aptal ya kör sanıyorsunuz Natalya Stepanovna. Sözün kısası sizin yay çarpık suratlıdır. Değildir. Öyledir. Değildir. Ne diye bağırıyorsunuz hanımefendi? Saçmalıyorsunuz da ondan. Korkunç bir şey bu. Sizin ok yakılacak kadar yaşlandığı halde tutmuş yayla mukayese ediyorsunuz. Affedersiniz artık devam edemeyeceğim. Kalbim çarpıntılar bastı yine. Biliyordum zaten. Mint olmuştum. Münafık şeyden ağaçları çoğun hiçbir şey bilmeyenlerden çıkıyor. Lütfen susun biraz. Kalbim duracak neredeyse. Susun. Hayır, yayı noktan 100 kere daha iyi olduğunu söyleyemediğiniz müddetçe susmayacağım. Bulamıyorum. Nerede kalmıştın sen? İlk. 100 kere daha kötü. Başım, gözlerim, omuzlar. Sizin ok hangisi ölecek? Susun, kalbim patlayacak. Susmayacağım. Nedir gene derdiniz? Babacığım lütfen söyler misin? Hangi köpek daha iyi? Onun oku mu bizim yay mı? Stefan Stefanovic, sizden bir tek şey rica edeceğim. Sizin yay çarpık suratlı mı değil mi? Evet, hayır. Öyle olsa da ne çıkar? Halen bu çabanın en iyi köpeği. Bir daha bir sürü. Benim o ondan iyi değil mi? Gerçekten öyle değil mi? O kadar sinirlen mi kocam iş adam? Şüphesiz sizin köpeğiniz iyi bir görünüşü var. Sorunlu, sağlam, iyi sıçrar vesaire. Fakat iki kusuru kabul etmelisiniz. Yaşlı ve bastı bacak. Bastı bacak ha? Ah kalbim. Gelin delillere bakalım. Manuski adında köpeğim, kontrol köpeğiyle baş başa koştular. Sizin ne ise bir arkalarında kalmıştır. Evet ama kontrol adamı yayı kırbaçlamıştı. Haklıydı ama. Tilki avında olduğumuz halde sizinki koyunları kovalıyordu. Yalan. Bana bakın asabım bozulmaya başlıyor. Bu yüzden mesela arkadaşım, münakaşayı keselim. Asıl sebep kıskançlık. Ne denir? Yakında anlarsanız köpeklerin sizinkinden daha iyi olduğunu. Mesela bizim köpeğin. Yok şu, yok bu. Sebebin kıskançlık olduğunu biliyorsunuz. Sadece kıskançlık. Ben her şeyi hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsunuz? Kalbim, ayaklarım uyuştu. Yapar. Kalbim, ayaklarım uyuştu. Ne biçim avcısınız siz? Siz tilki yerine mutfakta hamam böceği avlayın. Kalbim. Evet, ne biçim avcısınız siz? Siz hayvanların peşinden koşacağınızda bu çarpıntılarınızla evinizde oturmalısınız. Av kim, siz kim? Siz varsa yoksa insanlarla münakaşa edin, köpeklerine laf edin ve daha bir sürü. Allah aşkına tepem atmadan konuyu değiştirin. Siz avcı falan değilsiniz. Ya siz? Siz avcı mısınız? Ha? Siz ava kontu dalkavukluk etmek, onu çekeleştirmek, entrika çevirmek ve kumpas... Ah kalbim, siz bir kumpasçısınız. Busunuz siz. Ne dedin bakayım? Ben bir kumpasçı, dala vereceğim ha? Kapayın çenenizi. Dala vereceğim. Süt kuzusu, yavru köpek. İhtiyar sıçan, cizvit. Kapayın çenenizi, yoksa sizi keklik gibi vururum, ahmak. Herkes bilir ki... Ah kalbim, karınız döverdi sizi. Ah ayaklarım, başım, yıldızlar uçuyor, bayılıyorum. Çabuk, bir doktor. Muhallebi çocuğu, hanım evladı. Aptal, hastalanıyorum. Ben hastayım. Aynısı mı? Ne biçim avcısınız siz? Atın üstünde bile duramazsınız. Babacığım, ne oldu buna böyle? Bak baba, İvan Vasilyeviç öldü. Şok geçiriyorum, nefes alamıyorum. Biraz hava ver bana. Öldü. İvan Vasilyeviç. Ne yaptınız bana? Öldü. Bir doktor. Oh ne var, ne oldu? Öldü. Kim öldü? Allah'ım ölmüş. Çabuk, su, doktor. İçin şunu. İçemiyor. Ölmüş olmalı.
Ve daha bir sürü. Oh ne sefil hayat bu. Niye kendimi öldürmüyorum? Çoktan kesmeliydim gırtlağımı. Ne bekliyorum? Bir bıçak verin bana. Tabanca verin. Bak diriliyor, kendine geliyor. Alın biraz su için. Ha şöyle. Yıldızlar uçuşuyor. Siz... Neredeyim ben? Hadi hemen evlenin. Ondan sonra şeytan alsın sizi. Natalya kabul etti. Natalya razı vesaire. Dualarım sizinle beraber ve daha bir sürü. Yalnız beni rahat bırakın. Ha? Ne? Kim? Kabul ediyor. E hadi. Hadi aptal. Öpsene kızı. Yaşıyor. Evet evet kabul ediyorum. Hadi öpün birbirinizi. Ha? Öpmek mi? Kimi? Güzel. Yani affedersiniz. Ne oldu? Ah nihayet anladım. Kalbim, yıldızlar. Çok mutluyum Natalya Stepanovna. Ayaklarım uyuşuyor. Ben de mutluyum. Ne yük kalktı üstümden, ne yük? Belki şimdi kabul edersiniz yayın oktan daha iyi olduğunu. Bilakis, kötü. İyi. Aile saadeti başlıyor. Hadi şampanya içelim. Kötü. İyi, iyi, iyi. Şampanya, şampanya getir, şampanya, şampanya.